Onur hocam başlayalım mı? Başlayalım hocam. Aynen. Evet gençler. Şimdi sözcükte anlamımızı bitirdik. Ayrıntılı noktalarını vermeye çalışıyorum sizlere. Bütün hepsine girdiğimiz zaman çok uzun süreçli bir zaman alacağı için mümkün olduğunca size bu sınavda dil bilgisi olmadığı için biraz daha ayrıntı sorulabileceğini düşündüğümüz için ayrıntılarına girmeye çalışıyoruz. Aynı şeyi noktalamada da yapacağız şimdi. Noktalamada bazı kurallar var ki birbirine karıştırılan. Mümkün olduğunca onları anlatıp yetiştirebildiğimiz kadar da soru çözeceğiz ve bugünlük dersimizi bitireceğiz. Şimdi noktalama işaretlerinde virgül, noktalı virgül, iki nokta, sonra yay ayıraç dediğimiz parantez, kesme işareti, bütün müfredattaki aslına bakarsanız 5, 6, 7, 8'deki tüm konularını size dahil. Genel olarak 8. sınıfta iki nokta, noktalı virgül, parantez içindeki ünlem soru işareti daha çok soruldu şimdiye kadar. Şimdi bunların içinde kurallarımıza baktığımızda birincisi virgülün kullanımı ile ilgili kafa karıştırıcı, sizi yanıltabilecek bir kural var gençler. Bakın konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konur. Arabacı seslendi. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu diyor. Bakın normalde bizim şurada kullandığımız daha alt sınıflardan beri alışkanlık haline getirdiğimiz bir iki nokta kullanımı var. Ama bu cümleye dikkat ederseniz virgül kullanılıyor. Bir sonraki cümleye baktığımızda ise aynı şey. Arabacı seslendi. Burada ise iki nokta kullanılmış. Bakın cümle yapısında hiçbir farklılık olmamasına rağmen neden bir öncekinde yani burada virgül kullanırken bir sonrakinde biz bu kısma arabacı seslendi denilen kısma iki nokta koyuyoruz. Şimdi virgülün içinde geçen bir kural. Konuşma çizgisinden sonra alıntı cümlenin bitimine konulur. Şu ifade çok önemlidir. Alıntı. Konuşma çizgisi burada. Buradan sonra bunu alıntı haline getiren diye sordu. Eğer yukarıdaki gibi birinin konuşması verilecekse, arabacı seslendi gibi. Altta da bunu alıntı haline getirmişse yukarıda virgül kullanıyoruz. Bu ne demektir? Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz deyip nokta koysaydı, daha doğrusu soru işareti koysaydı, yukarıya biz virgül koyamazdık gençler. Bize bunun yukarıda şu bölüme virgül koymamızı sağlayan alt kısımda diye sordu ifadesidir. Bakın bunu ikinci bir örneğe geçtiğimizde diye sordu bölümü yok. Direkt soru işaretiyle koymuş. Eğer bu şekilde alt kısmında alıntı haline getirmez sözü aynen aktarırsak ki bunun açıklaması da edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna iki nokta konur. Yani şu kısma iki nokta koyabilmemizi sağlayan altta dediği, söylediği, ifade etti gibi bir anlamın o sözcüğün olmaması. Eğer böyle bir şey olursa yukarıya ne koyuyormuşuz? Virgül koyuyoruz gençler. Unutmayın. Ancak şu diye sorduyu sildiğim anda yukarıdaki işaretimiz iki nokta olur. Bu iki kural birbiriyle neredeyse aynı olan kurallar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu alıntı haline getirilip getirilmediğine tekrar söylüyorum. Dikkat ediyoruz. Gördüğünüz örnekteki gibi. Maddelerini bilmek zorundasınız. Çünkü yeni nesil çıkan sorularımızda, daha doğrusu LGS'de çıkan sorularımızda kurallar ve cümleler eşleştiriliyor gençler. Bize kuralı veriyor sorunun üstünde. Eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Ama aynı soruya şu maddeyi de koyuyor. Sen bunu şu ifadeye dikkat etmezsen ikincisi olarak iki nokta koyup bu kuralla eşleştirirsin ve soruyu yanlış yaparsın. Ne verdiğinin önemini çok önemli. Ne verdiğine bakacağız. Altta konuşma çizgisinden sonra dedi, söyledi, ifade etti var mı yok mu diye. Bu iki kuralımız birbiriyle karışan kurallardan biri. Yay ayıraç bakın. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur diye vermiş. Yukarıdaki görevde kullanılmıştır. Hayır, böyle bir teklifi kabul edemem. Buradaki gençler, virgül, burada yani şu bölümde kullanılan virgülün kullanım amacı onay ret sözcüklerinden sonra kullanılır diyor. İhtiyar sokağın başında oturuyordu. Buradaki ise ihtiyar sokak, sokak ihtiyarlar. O yüzden anlam karışıklığını önlemek için kullanılır burada. Bunu bana nasıl söylersin
diye sitem etti derken. Burada kullanırsak buradaki alıntı cümlelerin sonuna konur olur virgülün kuralı. Ancak Yunus demiş ve bakın konuşma çizgisinden sonra alttaki bölümde dedi ifadesini kullanmış. Dedi. Bunu kullandığı için biz Yunus'tan sonra virgül koymak zorundayız. Eğer ki dediği silmiş olarak verseydi zaten sorumuzun cevabı olmazdı. Çünkü Yunus'tan sonra kullanılan işaretimiz ancak ve ancak sadece iki nokta olabilirdi. Bir de virgülle üç noktanın kullanımlarının karıştırılmaması gerekir. Bu da her yerde karışmaz zaten gençler. Özellikle şu iki gördüğünüz, örnekte gördüğünüz bölümlerde karışabilir. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur üç nokta deniyor. Koca Ali be. Ama burada unutmayın. Bu ifadenin sonunda ünlem ifadesini taşıması lazım. Muhakkak ünlem ifadesi taşır. Bu da akşam. Bu da aynı kelime. Koca Ali bir daha yazsa da fark etmez. Koca Ali be dese de aynı şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Eğer ki ünlem varsa seslenmede anlatımı pekiştirmek için konur diyoruz. Ancak ünlem yoksa yinelenen kelimelerin ya da tekrarlanan diğer ismiyle yinelenen kelimelerin arasına virgül konur diyeceğiz. Biri virgülün, biri üç noktanın kuralıdır gençler. İkisi birbirine çok benzer. Sorularda örneğin şu örneği verip alttaki maddeyi de verir. Hangilerini eşleştirirsek bir diğeri dışta kalır gibi bir soru tarzı karşınıza gelir. Ki bu soru tarzı geldiği zaman da işte yapmanız gereken acaba ünlem konulmuş mu, konulmamış mı? Çünkü buradaki bakın seslenme anlamı taşımıyor. Yani akşam, yine akşam. Her akşam deneme var. Bıkkınlığı ifade etmek için kullanılan bir sözdür ki siz bu bıkkınlığı bir de şurada 3 hafta daha çektiğiniz zaman rahata kavuşacaksınız. Evet, hemen geçiyorum. Virgülün görevi bazen noktalı virgül üstlenir. Gençler, burada bir kural var. Bu kuralı hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bu kural bazen farklı şeylere sebep olabilir anlam karışıklığına. Mesela anlam karışıklığını önlemek için kullanılır virgül diyor. Küçük çocuğa seslendi. Şimdi küçük biri mi çocuğa seslendi virgülü kaldırdığımız anda olacakları söylüyorum. Küçük biri bir çocuğa mı seslendi? Başka bir küçüğe yani. Yoksa küçük çocuğa bir başkası, çocuk küçük bir başkası da ona mı seslendi anlamını kurtarmak için. Evet, buraya virgül koyarız. Virgülün temel üstlendiği kurallardan bir tanesi de bu. Ancak bu yukarıdaki cümleye baktığınızda. Yaramaz küçük kardeşini yere düşürdü. Şimdi burada birkaç tane anlam var. Bakın gençler. Yaramaz biri, bir çocuk, küçük kardeşini mi yere düşürdü? Yoksa yaramaz, küçük kardeşini yere düşüren bir başkası, abisi mi mesela? Kardeşi için yaramaz ve küçük kardeşi mi diyor? Yani bu ikisi eşdeğer örnek de olabilir. Burada virgül kullanmak anlam karışıklığına dikkat ederseniz gidermiyor. Yani abisi ya da ablası yaramaz ve küçük kardeşini yere düşürdü diyor da olabilir. Yaramaz biri küçük kardeşini yere düşürmüş oluyor da olabilir. Hala anlam karışıklığı giderilmemiş durumda. O yüzden böyle cümlelerde virgül kullanmak yerine şöyle bir ifade kullanırsak yani noktalı virgül kullanılması gerekir. Çünkü virgülün yetmediği durumlarda noktalı virgül anlam karışıklığını giderir gençler. Virgülün yetmediği durumlarda noktalı virgül anlam karışıklığını giderir. O yüzden yukarıdaki cümlede virgül anlam karışıklığını gidermiyor. Bakın bir önceki cümlemizde küçükten sonra virgül koymamız hiçbir anlam karışıklığı kalmamasını sağlıyordu. Ama bu cümlemizde virgül olsa dahi anlam karışıklığı devam ediyor. Böyle cümlelerde karşınıza çıkan şey noktalı virgül koyarak anlam karışıklığını gidermek olur. Virgül yok bakın cümlede. Normalde noktalı virgül genellikle diyorum virgül olan cümlelerde olur. Genellikle bir maddesi haricinde. İşte bu maddesi anlam karışıklığını gidermek maddesinde virgül kullanılmadan da direkt noktalı virgül kullanılabiliyor. Özel bir durumdur unutmayın.
O da virgülün anlam karışıklığını gideremediği durum demektir bu. Çünkü virgül buradaki anlam karışıklığını tamamen gidermez. Yaramaz birisi küçük kardeşini yere düşürmüş oldu. Bu şekilde kullanınca. Evet. Fiilimsilerle bağlantılı virgül kullanımı. Şimdi iki madde arka arkaya. Türk Dil Kurumu'nda ya noktalama işaretlerinin içinde iki madde verilmiş arka arkaya. Normalde zarf fiil ekinin size sorulmaması gerekir. Ama birçok kural dil bilgisi kalktığı için söylüyorum gençler. Birçok kural dil bilgisi kalsa da sorulmak zorunda. Yani karşınıza çıkabilir. O yüzden zarf fiil eklerini hepiniz biliyorsunuz. Zaten sene başından beri işledik. Fiilim sekimiz olan gör önce gibi. Ken yalı Asiye maden dağında ince ip araklarken casına maksızın diye söylediğimiz zarf fiil eklerimiz var ya. Yani bir sözcüğün bir fiilin cümlede zarf olmasını sağlayan. Şimdi metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz diyor. Bakın maddeye baktığımız zaman zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Ama burada bir sayı vermemiş. Bu kuralı koyduğu zaman şuraya virgül konmaması doğru. Evet. Fakat bakın köpeği görünce arkasına bile bakmadan ağaca bir saniyede tırmandığı örneğinde ise virgül kullanılmak zorunda. Neden? O da diğer maddeden dolayı. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil eklerinden sonra kullanılır. Bu kuralı da biliyorsunuzdur belki. Sizin yanıltacak olan nokta şu. Üstteki kuralı verip yani şu kuralı verip size bu örneği verebilir. Yani kural bununla alakalı olacak diye bir şey yok. Çünkü sizde sorularda eşleştirme isteyecekler gençler. Yani aşağıdaki cümlelerle yukarıdaki kurallar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Şimdi üstteki kuralı verirse bunu direkt bilirsiniz eşleştirmesini. Fakat sınav esnasında size verdiği metin içinde zarf fiil ekli almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor ve size şık olarak şunu veriyor. Ve siz üstteki kuralı okuduğunuz için bakın virgül konmaz diyordu. Ama asıl kuralımızın ikinci kuralımız ne? Ard arda geliyorsa kullanılır. Çünkü burada görünce bir bırakmadan iki olmak üzere iki tane zarf fiil ekimiz var. O yüzden burada virgül kullanılmak zorundadır. Unutmayın. Birbiriyle çaprazlanmış kurallara aman birbirinin tuzağına düşmeyin gençler. Devam edelim. Mesela burada bu soruda gereksiz bir noktalama işareti kullanılmıştır diyor. Evet bakın hemen bir 30 saniye vereyim. Evet, sanırım bulmuşsunuzdur. Az önceki kuralımızla ilgili çünkü. Evet diyerek sevinçle boynuna atladı genç adamı. Burada evet, onay sözü olduğu için kullanılmak zorundadır. Zorundadır. Yani bunu virgülün kullanımı yanlış değildir. Zaten cümle sonunda kullanılan, burada eksik var, kullanılan noktaların cümle tamamlamak için kullanıldığını biliyorsunuz. Buradaki sorumuz virgülle ilgili. İstediğiniz kadar gelir, biraz durup gideriz. Şimdi burada da dur up var. Ancak burada iki ayrı yüklem olduğu için giderdi ve gelir. Burada iki cümleyi birbirine bağlamak için virgül kullanılmış ki bu kuralımızda sıralı cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır diyor. C şıkkını atlayacağım. D şıkkında biraz çay biraz kahve derken burada da eş görevli örnekler için kullanılmış, kullanılması zorunludur. Ancak C şıkkında gerekli kontroller yapılarak arak zarf fiil ekidir gençler. Bundan sonra virgül konulabilir, konulmayabilir. Bunu belirleyecek olan bundan sonraki cümlede zarf fiil eki kullanılıp kullanılmadığıdır. Başka zarf fiil eki olmadığı için tek zarf fiil ekimiz olduğunda virgül kullanılmıyor. O yüzden bu virgül gereksiz bir noktalama işaretidir gençler. Unutmayın. Bu kuralımıza bağlıydı bakın.
metin içinde zarf ile iki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Bir tane aslında kural şöyle net şekilde söylemiş olsaydı. Bir tane zarf ile iki kullanılmışsa virgül kullanılmaz demedi. Bu kural geçerli. İkincisinde ise en az iki tane diyordu ki bu sorumuzda iki tane yok. Bakın sadece ve sadece yapılarak var. Burada dikkat edeceğiniz husus beş tane arka arkaya zarf fiil kullanılıyorsa en sondaki hariç diğer dördünden sonra virgül koyacağız. Virgülün nereye kullanılacağını bu şekilde. Üç kullanılmışsa bir ve ikinciden sonra koyuyoruz. Dört kullanılmışsa bir, iki, üçten sonra kullanıyoruz. En sondakine koymuyoruz gençler. Çünkü ondan sonra başka bir zarf fiil iki gelmiyor. Unutmayın. Sıralaması bu şekilde devam ediyor. 3 nokta. Bunu her ne kadar net olmasa da ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir diyor arkadaşlar. Yeterlidir. Yani şurada ünlemde zaten nokta var. Soru işaretinde zaten nokta var. Noktadan sonra 3 nokta demiyor bakın. Sadece ünlem ve soru işaretinden sonra. O yüzden buraya 2 nokta konulması yeterlidir diyor. Peki 3 nokta konulursa ne olur? Yeterlidir demek 3 nokta konulmaz demek değildir gençler. Konulabilir. Ama koymuyorlar. Hiçbir örnekte, hiçbir sınav yayınlanan örnek sorularda hiçbir şekilde 3 nokta konulmamış. O yüzden siz bunu gördüğünüz zaman ünlem işaretinden sonra 2 nokta koyacaksınız. Soru işaretinden sonra 2 nokta koyacaksınız. Peki cümlemiz noktayla bitse ondan sonra 3 nokta konsa bununla ilgili bir açıklama olmadığı için nokta 3 nokta şeklinde devam eder. Anladınız mı? Çünkü onunla ilgili özel bir açıklama yapılmamış. Sadece soru işareti ve ünlem işareti için bu kullanılmış. Kendisinden sonra diyor 3 nokta konulacaksa ki cümle bitmemiş bakın. Gök ekini biçer gibi alıntı yapmışlar daha doğrusu. Başaklar daha dolmadan. Arada bir şeyler var demektir. Bir cümle grubu var demektir. O yüzden buraya ünlemden sonra 2 nokta koymamız yeterlidir. Dediğim gibi 3 nokta koymanın yanlış olduğu ile ilgili bir ifade yok. Ya da 2 nokta konulur da demiyor. Yeterlidir diyor. Demek ki 3 nokta kullanımı da yanlış değildir. Evet 2 nokta. 2 nokta ile ilgili olarak cümle sonunda acaba 2 noktadan sonra büyük mü başlayacağız, küçük mü başlayacağız? Çünkü 2 noktadan sonra büyük de başlanır, küçük de başlanır gençler. Bunu belirleyecek olan 2 madde var. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur diye. İki noktanın iki tane kuralı var. Tekrar söylüyorum. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna konur. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Bu iki ifade birbirinin neyi fark ettirir? Şöyle söyleyeyim. Şu alttaki bakın. Cümleden sonra küçük harfle başlanmış, üsttekinde ise büyük harfle başlanmış. İşte bu iki madde aynı zamanda büyük mü başlanacağını, küçük mü başlanacağını da belirler. Kendisinden sonra açıklama yapacağı demek, yani iki noktadan sonra cümle kurulacak demektir. Yani yüklem olacak demektir bakın gençler. Okuyu yüklemdir. İşte o yüzden eğer iki noktadan sonra yükleme olan bir cümle koyulmuşsa bu kendisinden sonra açıklama yapılacak cümle olur ve büyük harfle başlar. Unutmayın. Ancak yumuşak uçlu kalem ve iyi silen silgi. Bu ise burada yani bu sarı yazılı bölümde yüklem yok gençler. İşte bu iki noktanın görevlerinden kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur olur ki küçük harfle başlanır. Sınavla ilgili de gayet güzel bir açıklama. Rahat olun, soruları dikkatli okuyun. Türkçe sorularımızı rahat bir şekilde hiçbir sıkıntı etmeden rahat rahat okursanız hani stres yapmadan sorularımızı çok rahat yaparsınız. 20 sorumuzun 20'si de anlamla ilgili. Sadece noktalama ve yazımda bazı belirleyici kurallar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde kalan 18 sorumuz zaten tamamen sizin okuma yeteneğinize dayalı.
Evet gençler, tekrar iki noktayla ilgili iki kuralımızı söylemiş olduk. Unutmayın, örnek verilecekse, yani yüklem verilmeyecekse küçük harf, yüklem verilecekse açıklama yapmak demektir, büyük harfle başlıyor. Evet, yukarıda iki noktanın kullanımı ile ilgili iki madde verilmiş. Hangisinde iki nokta bu maddelerin dışında kullanılmıştır diyor. Bir kadına aşık üç şair. Edip Cansever, Cemal Süreyya ve Turgut Uyar. Şimdi bu normalde burada birinci sorumuzdaki şu iki noktanın kullanım amacı kendisinden sonra örnek oluyor bunlar gençler. Çünkü ne Edip Cansever, ne Cemal Süreyya, ne de Turgut Uyar yüklemdir. Yüklem olmadığı için bunlar kendisinden sonra örnek verilecek cümledir. Küçük harfle başlamalı. Fakat neden büyük harfle başlamış? Çünkü bunlar özel isimdir. Cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlamak zorundadır. Yani A maddemiz kendisinden sonra kırmızıyla işaretli olan maddeyle eşleşir. Kendimi tanıtayım. Okulumuz emekli öğretmenlerindenim. Şimdi bu cümlenin yüklemi okulumuzun emekli öğretmenlerindenim. Aslına bakarsanız tamamı isim tamlaması olduğu için yüklemdir. Yani iki noktadan sonra cümle verildiği için sarıyla işaretlenmiş olan kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur maddesine girer ve büyük harfle başlar. Şimdi aklımda daima bir şeyler. Denizli'ye bakıyoruz. Cevabımız Ceyhan, nedenini açıklayacağım. Geçim derdi çocuklar nokta nokta nokta. Eşdeğer örnek vereceği için küçük harfle başlamış ki bu da kırmızı kendisinden sonra örnek verilecek cümleye girer. Şimdi müdür bey, son sınıflar sınav başvurularını tamamlasınlar. Burada iki noktanın amacı nedir gençler? Bu iki maddeye de girmez. Burada konuşma yapacak. Müdür beyin konuşması verilmiş. Birebir sözü verilmiş. O yüzden daha önce anlattığım örnekteki gibi şu şekilde de yazılabilir. Buraya da konuşma çizgisi çekilir. Bu budur. Ama bunu soru haline getirirken, yani az önce bir örnekte anlatmıştık iki nokta mı virgül mü konulur diye. Burada işte şu iki kısa çizgiyi uzun çizgi olarak düşünelim. Bu halinden alınmış ve direkt yanına yazıldığı için buradaki kullanım amacı seslenmelerden sonra sözün gelmesi, konuşma çizgisinden önce kullanılması, öyle diyelim. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Yukarıdaki iki maddeyle de eşleşmez. Evet, şimdi geldik kesme işaretine. Kesme işaretimizde birçok kural var. Onlarca kural var ama özellikle dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var ki gençler, bunlar bayağı bir ayrıntıdır. Bu ayrıntılar karşımıza gelebilir. Örneğin sonunda üçüncü tekil iyelik kişi eki olan özel ada diyor. Bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Bu ne demektir? Boğaz Köprüsü. Bakın. Boğaz Köprüsü. Köprüsü. Kimin köprüsü? Onun köprüsü. Yani iyelik ekimiz budur. Kalem im, kalem in, kalem i gibi. Eğer diyor sonunda üçüncü tekil iyelik eki varsa. Boğaz Köprüsü. Kimin köprüsü? Onun. Üçüncü tekil olur. Buna getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bakın. Boğaz Köprüsü'nü. Yeni geçtik. Ancak özel durumu bu madde işte. Eğer diyor sen şu iyelik ekini, şu ü'yü atıp yerine birinci tekil iyelik eki gibi başka bir iyelik eki getirirsen kesme işareti kullanamazsın. Bakın Boğaz Köprüsü'deki ü'yü atmış, yerine müz, yani imiz, birinci tekil iyelik eki getirmiş. O zaman ne yapmış? Kesme işareti kullanmamış. Amik ovamız. Adı Amik Ovası'dır gençler. Ovası. Onun ovası anlamındadır. Onu atıyor, ova şöyledir yani. Ovası şeklindedir. Şu S kaynaştırma harfi olduğu için I'yi atıyor ve yerine ımız, yani birinci tekil iyelik ekini getiriyor. O zaman kesme işareti kullanamıyoruz. Kuş Adası. Birleşik yazılan bir kelime ama normal yazımında bakın
Kuş Adası şeklindedir. Burun yazımı Kuş Adası şeklindedir. Buradaki sondaki ilik ekini atarsınız ve o zaman yerine ımız getirirsiniz. Yani şu şekilde Kuş Adası'nı desem, Kuş Adası'nı seviyorum desem bu şekilde yazmak zorundayım gençler. Çünkü ilik ekini atmam. Ama Kuş Adamımızı seviyorum dersem, bakın ı'yı siliyorum. Ada, kuş ada, mızı dediğim anda bakın ımız şeklinde geliyor. Bu şekilde yaptığım zaman işte o zaman kesme işareti kullanım. Olayımız bu. Bu nelerde var? Boğaz Köprüsü'nde var, Kuşadası'nda var. En önemlisi İstiklal Marşımız. Unutmayın. Bakın İstiklal Marşı ı ile biter. O üçüncü tekil yelik ikidir. Ona atıp İstiklal Marşımız dersek kesme işareti kullanamıyoruz. İstiklal Marşını dersek, marşını dersek n'yi ayırıyoruz. Ama İstiklal Marşımız dersek ayırmıyoruz. Aynı kural. Bu kural hepsi için geçerli. Bu ayrıntılı bir kuraldır. Seçici bir soru olur karşınıza geldiği zaman gençler. Bu tuzağa da düşmeyelim. Bunu da aklımıza yazalım. Evet, kesme işareti. Şimdi yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Şimdi bakın Hisar'dan Boğaz'dan büyük yazılıyor. Bu büyük harflerin yazımı ile ilgili bir kural. Hisar derken Rumeli Hisarı'nı kastettiği için ya da yani Boğaz'daki Hisarları kastettiği için veya Boğaz derken İstanbul Boğazı'nı kastettiği için zaten büyük yazılır. Bunlara getirilen eklerde de muhakkak ve muhakkak kesme işareti kullanıyoruz gençler. Boğaz neden büyük yazılıyor? Çünkü İstanbul Boğazı'nı kastettiği için. Değilse Boğaz kelimesi normalde küçük yazılan bir kelimedir. Bakın. Yer bildiren özel isimlere kısaltmayı söylediğiniz söz konusu olduğunda diyor. Aynı kuralımız Boğaz'dan ve benzeri. Dün okulumuza sergimizin açılışı için vali geldi. Valinin B'si büyük yazın. Yalnız bunu biz şöyle devam ettirirsek. Valinin geldiği söylendi. Valinin geldiği söylendi. İşte o zaman vali diye bir ilde bir tane vali vardır. Ve o yüzden de aslında vali Ahmet Bey örnek veriyorum. Bunu kastettiği için valiyi büyük yazıyoruz. Ve gelen eki de muhakkak ve muhakkak kesme işaretiyle ayırıyoruz. Unutmayalım. Bir başka özel kural. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne? Türk Dil Kurumu'nda gibi. Bunlar kurum ismi oldukları için ayrılmazlar gençler. Burada dikkat edeceğiniz husus özel bir madde olarak verilmiş olan Avrupa Birliği. Bunda burası bir birlik kurum olarak geçmediği için gençler. Kurum olarak geçmiyor unutmayın. O yüzden de Avrupa Birliği ne derken kesme işareti kullanıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Öncekinde kurum kuruluş isimlerine getirilen ekleri hiçbir zaman ayırmıyorsunuz. Bu nokta nokta ortaokuluna, ilkokuluna derken de ayrılmaz. Ancak Avrupa Birliği'ne özel bir madde olarak koymuş Türk Dil Kurumu. Avrupa Birliği sözüne getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor gençler. Unutmayalım. Bu yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Hemen altına yazıvereyim. Avrupa kıtası. Gençler kıta isimlerindeki kıta sözü büyük yazılmaz. Bunu da aklıma gelmişken hemen hatırlatayım. Avrupa kıtanın ismidir. Asya, Avrupa bunlar büyük yazılırken kıtası sözü küçük yazılıyor. Unutmayın. Bunu da hemen hatırlatayım sizlere. Evet, bir de özel veya cins isimlere ait ek
yaştan önce kullanılır. Buradaki önemli olan şu gençler bakın bahsettiği şu. Parantezden sonra getirmiyorsunuz Zeki. Yani yay ayıraçtan önce gelmek zorunda. Yunus Emre'nin deyip parantez içinde tarihi yazmamız gerekiyor ki sonrasında yazılıyorsa bu bir noktalama veya yazım yanlışı olarak geçer. Tamam mı? Yani ek nerede geliyormuş? Parantez içinden yay ayıraçtan önce kullanılıyor gençler. Önce. Daha sonrasında kullanılmıyor. Artı şuradaki soru işareti parantez içindeki soru işaretinin kullanımı bu soru işareti tarihin yaklaşık olduğunu gösterir gençler. Kesin bilinmemekle beraber 1240'lı yıllar bu 38'de olabilir, 30'da olabilir, 50'de olabilir, 45'de olabilir ama bu sürece yakın olan bir zamanı gösterir. Eğer biz bunu silip direkt soru işareti koyarsak sadece bilinmiyor demektir. Unutmayın. Ancak bu şekilde kullanımı yaklaşık demektir. Yakın. Unutmayın. Bir de parantez içinde soru işaretinin temel kullanımlarından bir tanesi de şüpheyle yaklaşılan durumlar için kullanılmasıdır. Evet, kesme işaretiyle ilgili olarak bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır? Lösemili çocuklar adına 5 Kasım 1918'de. Gençler tarihlerden sonra gelen eklerin hepsi muhakkak ve muhakkak kesme işaretiyle ayrılır. Ancak şunu genelde size yazım yanlışını burada 15 T olması gerekirken genelde D diye vererek yanıltırlar. Unutmayın. Buna dikkat edin. 5 sözcüğü sert ünsüz olan fıstıkçı şahapta geçen sert ünsüz olan şey ile bittiği için gelenekte buna uymak zorunda. Yani 5T demesi lazım ki bu doğrudur şu haliyle. Gecenin sürprizi ise Lösevin. Şimdi büyük harflerde yazılsa gelen ek küçük harflerde yazılmak zorunda. Kısaltmalara, büyük harfle yapılan kısaltmalara. Artı kelimenin okunuşuna uymak zorunda biliyorsunuz. Açılımına değil. Arada ünlü olduğu zaman Lösev. Ama ünlü yoksa TDK gibi okuruz. Unutmayalım. Lösevin. Bu da doğrudur. Şimdi burada Ceyhan'la Denizli'den birinde yanlışlık var. Kurban Bayramı'na mı ayrılmamalı? Eğirdir Belediyesi'nde mi ayrılmamalı? Buna baktığımız zaman az önceki kuralımızda olduğu gibi kurum kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Kurum kuruluş isimlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. O yüzden Eğirdir Belediyesi'nde yanlıştır. Evet, ünlemle ilgili de bir sorumuz var. Parantez içindeki ünlem kullanımını da anlatayım gençler. Zaten son şeyimiz, vaktimiz de kalmadı. Şunu da anlatalım, bitirelim. Yukarıdaki ünlem, parantez içinde ünlem işaretiyle ilgili ya da dışında verilen kuralları sormuş, eşleştirme istemiş. Beni görünce sevindi. Normalde burada herhangi bir duygu ifade eden bir şey olmadığı için bunu buraya koyamazsınız gençler. A şıkkına nokta konulmalı. Doğrudur sorduğu için cevap bu değil. Sana bakınca çok zeki olduğunu aklıma geliyor. Şimdi parantez içinde verilen ünlem bazen dalga geçme, alay, küçümseme gibi anlamlar katar. Burada zeki olduğunu değil tam tersine zeki olmadığını düşünüyor. Ve şu madde için kullanılmış. Bunun parantez dışında kullanılması yanlıştır burada gençler. Çünkü zaten büyük harfle başlamak zorunda kalır. Eğer bunu parantez dışında kalırsa, yazarsa. Ha, parantez içinde olduğu için yok gibi düşüneceksiniz. Cümle aynen küçük harfle devam ediyor. Devamında ise küçük harfle devam etmiş ve bakın noktasını koymuş. Bu alay anlamı katar ki doğru olan budur. Bakın burada parantez dışında kullanmış. Kırıkmış ben bilmiyordum. O zaman burada duygu ifade etmesi lazım. Seslenme hitap etmesi lazım ki bir ve ikinci maddenin ikisine de uymaz. C o yüzden yanlıştır. Neden bana baktın? Aynı şekilde duygu mu ifade ediyor yoksa soru mu soruyor diye baktığımızda soru sorduğu için buraya da soru işareti konulanmak zorundayız. Evet gençler. Günlük dersimiz bu kadar. Yarın tekrar söyleyeyim. Cümlede anlam
ve yazım kuralları ile ilgili bazı özel, bu tarz bugünkü gördüğümüz gibi özel maddeleri konuşacağız. Son dersimizde ise toplam 6 saat ders yapacağız. Diğer 2 saatimizde ise paragrafla ilgili dikkat etmemiz gereken hususlara bakacağız. Toplamda 6 konumuz var. 6'sını da bu şekilde ayrıntılarını tekrar ederek bitireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Deneme sonuçlarınızın da güzel geçmesini temenni ediyorum gençler. Sevgi Hocam. Teşekkür ederiz Onur Hocam. Gençler, şimdi biliyorsunuz ki kısa bir ara vereceğiz. Diğer derslerimize bu kısa aradan sonra devam edeceğiz. O yüzden saat 13'te ben size tekrar gruplardan link göndermeye başlayacağım. Dersimiz burada bitiyor. Tekrardan görüşmek üzere.